Arkadaşlar size tavuktan güzel bir ekmek arası tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Çok pratik bir ekmek arası videosu çekeyim. Tavuklarımız çok ince olacak. Kalın tavukları ortadan ikiye şöyle böleceğiz. Ekmeğimizin arasında bizi rahatsız etmeyecek. Büyüklüğü tavla zarını geçmeyecek. Havalar ısındığı için bir taraftan da sinek yakalamaya çalışıyoruz. Tavuğumuz hazır. Tavuğumuzu bir kabın içine alalım. Elimizle yoğuracağımız için şeye gerek yok. Ayrı yerde çırpmaya gerek yok. İçine bir yemek kaşığı, hatta 1,5 yemek kaşığı bir yoğurt suyu. Yarım tatlı kaşığı salça. Bu salça da suyunu içinde bırakması için, tavuğun daha lezzetli olması için. Pul biber sevdiğiniz kadar. Ben 1 çay kaşığı attım. Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber. Yarım çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kekik. Elinizde ne varsa, zeytinyağı, sıvı yağ, 2 yemek kaşığı, onu da ilave ediyoruz. Bütün baharatları birbirine ne yapıyoruz? Yediriyoruz tavuğumuzla beraber. Bu karışımla bütün ızgara tavuklarınızı yapabilirsiniz. İster fırında, ister ocakta, hiç fark etmez. Sarımsak seviyorsanız içine bir tane de sarımsak rendeleyebilirsiniz. Bunu 1 saat dinlendirmemiz gerekiyor en az. Ocağımızı yaktık. Tavamızın ısınmasını bekleyeceğiz. Ciddi manada ısınacak ki tavuğumuz mühürlenecek. Suyu da lezzeti de içinde kalacak. Tavamız ısındı. Az bir de yağını ilave ediyoruz. Yağı yakmayacağız. Isıtacağız. Tavuğa değen yerinden değil, üstünden yavaş yavaş yaymaya başlayacağız. Altını hiçbir şekilde kısmayacağız, sulanmasına izin vermeyeceğiz. Eğer ola ki sizde sulanacak olursa bekleyin, mutlaka suyunu çektirin, karamelize işlemine devam edin. Arkadaşlar şöyle bir gösterelim. Tavuklarımız karamelize oldu. Tabii attığımız baharatlar yeterli değil. Şimdiki atacağımız baharatlar yarı yarıya olacak. Az bir oranda tuz, karabiber, pul biber. Kekiği her zaman en son atmanızı öneriyorum. İlk etapta attığınız kekik yanar, yağ çıkar. Onun için başta az attık. Kekiğini atıyoruz. Sıra geldi yemeğin en lezzetli yerine. Az bir de sumağımız var. Sumağımızı da atalım üzerine. Ekmeğimizi şöyle köşeden bir bastıralım. Şöyle biraz yağ alsın. İsterseniz bu tavuğu ızgara lezzetinde olduğu için sadede yiyebilirsiniz. Ekmeğin arasına da dürebilirsiniz. Bana göre çok güzel bir yemek. Arkadaşlar inşallah sizin için hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.